Bizim İslam hukuku adına klasik bilgilerimizde var ola gelen bir mesele soruluyor. Soru şu. İslam hukukuna göre ortaklardan birinin şirketten maaş alması doğru değil. Ancak kar payından yüzdesi fazla olabilir. Halbuki bizi ortaklar olarak çalışmasına evet dediğimiz ortağımızın maaş almasına razıyız. Ama hep bunu söylüyorlar. Biz bu konuda arada derede kalıyoruz ticari mantıkla baktığımız zaman alması gerekir diyoruz ama İslam hukukuna göre alamaz diyorlar. Ne dersiniz? Evet bu soruya cevap vermeye gayret ettim. Merhaba değerli dostlar. Bugün bir başka konuyla yine birlikteyiz. Konunun ne olduğunu sizlerle paylaşmadan önce konuyla irtibatlı olduğunu düşündüğüm iki tane hadiseyi paylaşmak istiyorum başımdan geçen. Her ikisi de 2000 yılı öncesi Türkiye'de yaşadığım dönemlerde. İlki Manisa'nın Ahmet ilçesinde vaizlik yapıyordum ben. O sıralar Salihli gibi, Turgutlu gibi, Kula gibi, Selendi, Demirci gibi Böyle çevredeki ilçelere de zaman zaman geziyordum, dolaşıyordum. Bir gün yine bu büyük ilçelerden bir tanesinde bir fabrikaya uğradım. Almanya'ya ihracat yaptığını kendisinden dinlediğim fabrikatör olan insanla oturup konuşurken o anda yine Almanya için yüklenen malları göstererek tıra yüklenen malları bana dedi ki Almanya'da bunu nereye gönderiyoruz biliyor musun dedi. Bilmiyorum dedim. Bu üretmiş olduğumuz gıda maddesiydi. Malzemeler e, Almanya'nın marketlerinde satılıyor dedi. Ve bizim satmış olduğumuz toptancı firma, toptancı şirket tam 600 yıllık bir aile şirketi demişti. Beynimden vurulduğumu bugünkü gibi hatırlıyorum. Ya Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl sürmüş. 600 yıldır devam ede gelen bir şirketten bahsediyorum. Bitmedi. Arkasından dedi ki bu şirket bir aile şirketi dedi. Biz de o zamanlar yani Türkiye gündemindeydi. İzmir'de büyük bir fabrikanın aile şirketi ikinci nesle intikal ettiğinde böyle parçalanmaya gittiğine dair haberlerde, gazetelerde adeta çarşaf çarşaf yayınlanıyordu. Dedim abi pekala bunu nasıl sağlamışlar? Bana vermiş olduğu cevap şuydu. Hemen ilk nesil çok yoğun çalışmış ama iş ikinci nesle intikal ettiğinde profesyonel bir yönetici, bir CEO olmuşlar ve onunla yollarına devam etmişler dedi. Ve o gün bugün de böyle devam ediyor dedi. Yani profesyonel bir yönetim tarzından bahsetmişti. İkinci hatıram İstanbul'da. 95-2000 yıllar arası İstanbul'da yaşadım. Bir gün bir yerde bana mudarebe şirketiyle alakalı ki o zamanlar çok yoğundu bu mevzu. İslamik finans kurumları işte mudarebe usulü üzerine çalışıyor bir taraftan emek öbür taraftan sermaye ve bunu böyle daha küçük ölçekte ve küçük oranda da insanlar kendileri şirket kurarak yapıyor. Ama mudarip ortağın yani sermayedar değil emeğini ortaya koyan o ortağın o şirketten maaş alıp alamayacağı konusu konuşuldu. Ben de o günkü okumalarıma bağlı olaraktan alabileceğine dair bir beyanda bulundum. Sonra bu mesele bayağı bir çalkalanmış. Ben bilmiyordum. Meğer ki daha başka insanlar alamayacağını, kardan ziyade alabileceğini orantısal olarak... ...aksi takdirde bunun şirket olmayacağını ve benzeri bir sürü şeyler söylemişler. Söylüyorlarmış. Neyse bana bunu söyledikten sonra bayağı bir ortalık çalkalanmış. Sonra bir gün gazetede çalışıyorum. Bir arkadaş geldi bana, böyle hışım gibi odama girdi o mudarebe şirketinde mudarip ortağın yani emektar olan ortağın maaş alabileceğine dair hangi kitapta, hangi kitabın hangi sayfasında, hangi satırında, hangi alimin, hangi müştehidin görüşü varsa bana vereceksin gibi böyle bir yaklaşımla benim odama girmiştim. Onu da hiç unutmuyorum. Evet şimdi Konumuza ne alakası var diyeceksiniz. Bakın ben 95'lerden 96'lardan bahsediyorum. O diğer şirket için konuşacak olursak Almanya'ya ihracat yapan şirket ve o şirketten hareketle dinlemiş olduğum hatırayı konuşacak olursak 1992'lerden 91'lerden bahsediyorum. Görebildiğim kadarıyla yıl 2024 olmasına rağmen aynı tipten ve aynı türden soruların gelmiş olması aslında zihniyet planında çok ciddi bir değişikliğin olmadığını bize gösteriyor diye düşünüyorum. Niye mi? Bakın soru. Diyor ki iki kişi şirket kuruyor. Eleman çalıştırıyorlar başlangıçta çünkü kendilerinin başka işleri var. Sonra işler büyüyünce birisinin iş başına geçmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi Üç kişi şirket kuruyor. İkisinin başka işi var. Üçüncü ortak o şirkette çalışacak ve işleri idare edecek, maaş alacak. Şimdi diyorlar ki bana hem ilk soruda hem ikinci soruda soru şu diyor: İslam hukukuna göre ortaklardan birinin şirketten maaş alması doğru değil. Ancak kar payından yüzdesi fazla olabilir. Biz razıyız maaş almasına ama böyle diyorlar. Siz ne dersiniz diyor. Değerli dostlar. Gördüğünüz gibi benim başlangıçta anlatmış olduğum iki tane hikayenin konuyla doğru orantılı olarak bir ilgisi var, bir irtibat noktası var. O da yenilenmeyen İslam ticaret hukukuna ait, İslam şirketler hukukuna ait değişen şartlara rağmen de yenilenmeyen bilgiler ve o bilgilerin halen daha hayatımızda hakim olması. Şöyle... İslam hukuku daha doğru bir tabirle Müslümanların hukuku eğer biraz daha ileriye götürecek olursam İslam ticaret hukuku adına artık bugün itibariyle hukuk tarihinin konusu olmuş bilgiler halen daha hayatımızı bir şekilde domine etmekte. Hangi ölçüde domine ediyor bilmiyorum ama fakat ben bu ve benzeri sorularla gerçekten çok karşılaşıyorum. Pekala. Bir zamanların dünyasında Müslüman dünyasında üretilmiş olan ve Müslüman hukukçuların ortaya koymuş olduğu bu ihtihadi yaklaşımlar o günden bugüne söz gelimi son 100 yıldan beri yani Osmanlı'dan bu yana acaba bir yenilenmeye tabi tutuldu mu hayatın içinde ben tutulduğunu zannetmiyorum hayatın dışında tutuldu. Şöyle ki doktora çalışmaları yapılıyor, master çalışmaları yapılıyor. Ferdi içtihatlar yapılıyor, ferdi fetvalar veriliyor ama bir sistem bütünlüğü içerisinde bu meseleler hiçbir zaman için ele alınmıyor. Neden alınamıyor? Çünkü zira İslam hukukunun temel kaide ve prensiplerini merkeze alan bir hukuk sistemi hayatın içerisinde değil. Hayatın içerisinde olmayınca yani yürürlükte olmayınca yapmış olduğunuz iştahatlar ferdi olarak kalır, kağıt üzerinde kalır. O sistem bütünlüğü içerisinde hayatın içinde olmayınca da hayata uygulanmayınca da eksiklerini gediklerini bizim görmemiz mümkün olmaz. Hukuk ve hayat her ikisi birlikte gider. Belki hayat hukukun bir adım önünden gider, hukuk hemen arkasından giderek oradaki yenilenmeyi yapar. Eğer yanlış ise ilkelere, prensiplere, hükümlere onu doğrultur, onu korrekt yapar. Eğer yanlış değilse önünü açar gider. Biz maalesef ve maalesef İslam dünyası olarak belki asırlardan beri İslam ticaret hukuku başta olmak üzere bu konularda ciddi bir yenilenmeye gidebilmiş değilizdir bu kesin. İşte buradan hareketle diyorum ben başka videolarda da ifade ettiğim gibi aslında yenilenmeyen bu bilgiler yenilenmeyen bu içtihadi yaklaşımlar, hukuk tarihinin konusu olan bilgiler bugün bizim hayatımızı esir alabilir. Eğer mevzu siyaset bilimiyle alakalı ise şayet belki güvenlik sorunu oluşturabilir. Eğer ekonomi bilimiyle alakalı, ekonomik alanla alakalı ise belki bizim fakirleşmemizin, belki bizim zenginleşememizin, belki bizim zamanı yakalayamayışımızın, onun arkasında kalışımızın gerekçesini teşkil edebilir. Burada da şahsen ben onu görüyorum. Ama şunu da kabulleniyorum. Hani son tahlilde eğer bu mevzuları hayatına taş taşıyacak helal haram dengesi içerisinde meseleye bakan insanlar ben illa eski kitaplarda yazıldığı gibi illa işte fıkıh kitaplarında var olduğu gibi illa İmam-ı Azam'ın İmam-ı Şafir'in vesaireni veya Hanefi fıkhının dediği gibi ben hayatımı sürdüreceğim diyorsa ben de ona saygı duyuyorum. Ve o saygı duymanın gereği olarak da şimdi bu videoyla karşınızdayım. Değerli dostlar. Biraz böyle hukuk tarihi bilgisi vereceğim şimdi bu şirketler üzerinde. Sonra da kanatım paylaşacağım sorulan soruya cevap olarak. Şirket herkesin bildiği gibi iki veya da daha fazla kişinin bir kazanç elde etmek için para, mal, emek veya da itibarlarını ortaya koyarak yapmış oldukları, kurmuş oldukları bir müessesesinin adıdır. Bir kurumun adıdır tekrar edeyim isterseniz. Burada para, mal, emek ve itibar söz konusudur. Bazı insanlar vardır ki orada parasını koyaraktan sermaye olarak hayata atılır, o şirket kurar. Bazı insanlar vardır ki bir know-how'ları vardır. Bu işin nasıl yapılacağını, o şirket kurdukları şirketteki yapacaklar işin nasıl yapılacağını çok iyi hem teorik olarak biliyorlardır, hem pratik olarak hayata taşımışlardır daha önceden başka yerlerde. Dolayısıyla başarılı olacaklarını düşünüyorlardır. Onun için böyle bir şeye giriyorlar. Dolayısıyla sadece bilgi ve tecrübeleriyle bir şirket kurabilirler. Bazıları itibarlarını kullanabilir bazıları emeğini kullanabilir hasılı yani şirkette ana kapital olarak mevzu her zaman için sermaye değildir her zaman için para değildir başka şeylerde şirketin kurulumunda ana unsur olabilir Hatta hatta bugün itibariyle bilgiyi de tecrübeyi de bunun içerisine koymak mümkündür Şimdi ben size dedim ya İslam ticaret hukukundaki şirketler hukukundaki şirketler hakkında genel bir bilgi vereyim dedim ya o genel bilgiyi vermek istiyorum. Şöyle ki mudarebeden başlayayım isterseniz. Yani mudarebe şirketi emek ve sermaye ortaklığıdır. Bu şirkette kar ortaklığı esastır ve ama emektar olan insan o mudarebe şirketinde çalışan insan zararı karşılamaz. Yani zarardan herhangi bir orantısal olarak kendi üzerine düşen bir sorumluluk söz konusu değildir. İkincisi akil şirketidir. Akil şirketinde hem sermaye hem kar ve zarar ortaklığı söz konusudur. Hak ve sorumluluklar baştan itibaren çok net bir şekilde aksine ihtimal vermeyecek bir şekilde belirlenmiştir. Akitlerde serbestiyet esastır. Bu çok önemli bir konudur. Akitlerde serbestiyet esastır ama bu serbestliği en genel manada aldatma olmayacak. Efendim, belirsizlik olmayacak ve helala haram, haramı helal yapma gibi bir durumda söz konusu olmayacaktır. Bu bunu baştan söylemem lazımdı belki ama fakat şimdi ilave etmiş oldum aklıma yeni geldiği için. Pekala gelelim o şirket türlerine. Ortakların hak ve yetkileri açısından İslam hukukunda yani Müslümanların hukukunda yani İslam hukuk tarihinin konusu olan bilgilerde bir mufavada şirketi var, bir de inan şirketi var. Bunlar e, ortakların hak ve yetkileri açısından. Bir de şirketin dayanmış olduğu unsurlar açısından söz konusu olabilir. İşte demin söylemiş olduğum mudarebe ve akit şirketleri şirketin dayandığı unsurları merkez koyar. Beri taraftan enval şirketi, ebdan şirketi, vücud şirketi, müzaraa şirketi, mugarese şirketi, müsakat şirketi gibi bir sürü şirketlerde söz konusudur. İsterseniz kısa kısa izah edeyim ben bunu. Mufada şirketi tarafların her açıdan birbirine eşit olduğu hem sermaye miktarı, hem kar zarar oranı, hem tasarruf yetkisi böyle bir şirkete biz mufavada şirketi diyoruz. Hatta hatta Hanefilerden i̇mam Ebu Yusuf hariç bütün mezheplere göre bizde de i̇mam Yusuf haricindeki İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'e göre din birliği bile aranıyor bu şirkette. Yani mufavada şirketinde biri Müslüman bir diğeri başka bir dine mensupsa böyle bir şirketin söz konusu olamayacağını söylüyorlar. İkincisi inan şirketi, inan şirketi mufavadanın tam tersi eşitliğini aranmadığı bir şirket. Mudarebe'yi anlattım... emek sermaye ortaklığıdır. Aki şirketi tarafların kendi belirlemiş olduğu şartlar altında yapmış oldukları bir şirkettir ama aldatma olmayacak, belirsizlik olmayacak, haramı helal ve helala haram yapma bulunmayacak. Bu üç ana şart oldukça önemli. Enbal şirketi insanların mallarıyla kurmuş oldukları belki kuru para yok ama mal var mallarıyla kurmuş olduğu şirketin adı. Ebdan şirketi işte terziymiş, demirciymiş, kömürcüymüş fiziki olarak kendi mesleklerini icra etmiş oldukları bir şirketin adı. Vucuh ticari kredinin veyahut da itibarın yani ticari kredi derken ticari bilgiyi kastediyorum. Ticari bilginin ve itibarın sermaye olarak kullanılmış olduğu şirketin adı. Müzara, zirai ortaklık demek, mugarese. Bomboş bir tarla var. O bomboş tarla üzerine araziye siz bir ağaç ekeceksiniz. Ekin ekeceksiniz. Onun üzerinden elde ettiğiniz karı paylaşacaksınız. Bir de müsakat dediğimiz şey vardır. Aslında ağaçlar var. Aslında ekinler var. Ve siz ürünü paylaşmak üzerine kurmuş olduğunuz şirketlerdir. Şimdi bakın. Kısaca izah ettim bu 7-8 tane şirket hani tekraren ifade ediyorum İslam ticaret hukukunda bir zamanların Müslümanların uygulamış olduğu şirket çeşitleridir ve bunların her birerlerinin hani benim birer cümleyle ifade ettiğim bu şirketlerin her birerlerinin kendi içinde detaylı şartları vardır. Gelelim maaş meselesine. Maaş meselesi de maaş meselesi de burada içtihadi bir şart olarak gündeme gelmiştir. Hemen hemen bütün şirketlerde ve o özellikle mesela mudarebe şirketinde emektar olan ortağın, mudarip olan ortağın maaş almaması ama kardan ziyade almasının bir gerekçesi vardır. O gerekçe nedir? Nasıl olsa ben zarara ortak değilim. Sadece emeğim var ortada ve bu emeğim zayi olursa olur deyip belki işin içine asılmayacak. Belki harici bir yerden bir başka geliri var o gelirden hareketle o içinde bulunduğu hani sermayedarın vermiş olduğu o sermayeyi çok iyi bir şekilde değerlendirme cihetine gitmeyecek. Hani hal tabiriyle söyleyeyim işi sallayacak işte nasılsa maaşım var diye işte buradan hareketle diyorlar ki içtihadi bir yaklaşım olarak mudarebe şirketinde efendim emektar olan insanın emeğini koyarak çalışan insanın maaşı almaması Aksine kardan ziyade alması, kar oranlarının ona göre belirlenmesi zaten zarara da ortak olmuyor. Böyle bir iştihadi şarttır kala bir başka şey maaşı almama konusunda başka yaklaşımlar da var. Bizim o klasik İslam hukukundaki yapılan iştahatlarda. Bu yukarıda saymış olduğum şirketlerin her birerlerini kurucu unsurlarına göre, hak sorumluluk ve etkilerine göre çeşitli şeylere benzetiyorlar. Mesela kefaleye benzetiyorlar, havaleye benzetiyorlar, ne bileyim vekalet aktine benzetiyorlar ve oralardaki bir şartın ihmali veya bir şartın yokluğunun dikkatinizi çekiyorum. Şirketin bozulmasına, şirketin fesadına, şirketin butlanına vesile olabileceğini söylüyorlar. Buradan hareketle de maaş almanın havaleye benzetilmesinde, kefaleye benzetilmesinde, vekaleye benzetilmesinde şirketi bozan akit olarak veya da bir unsur olarak, fasit bir şart olarak değerlendiriyorlar. Gördüğünüz gibi şirketler var. O şirketlerin kendi içlerinde belirli şartları var. O şartlar, o günkü şartlar içerisinde, o günkü hukuk anlayışı içerisinde kıyası iştihadilerle, mukayeselerle bir şeylere benzetilmiş. Bir şartın varlığı veyahut da yokluğu şirketin bitmesine veyahut da devamına sebebiyet veriyor. Maaş alma meselesine gelince çalışan insanların ya da şirket ortağı olan insanların maaş alması da bu şirketlerden bazılarında akdi fasit kıldığından dolayı maaş alamaz denilmiştir. Gelelim günümüze. Önce şunu ifade etmek isterim ki günümüzde ortaklık bizim İslam dünyasında maalesef ve maalesef gerçekleştiremediğimiz bir iştir ama biz bunu aşmak zorundayız. Bakın batı dünyasına, bakın büyük büyük şirketlere, bakın ortaya konan efendim hakikaten ülkelerin ticaret hacminden, ülkelerin bütçelerinden çok daha fazla revenue sahip olan, gelire sahip olan şirketlere bakın. Bunların her birerleri çok ortaklı şirketlerdir ve o şirketlerle batı dünyasında veya da dünyanın değişik yerlerinde işler yapılmaktadır. Bu zaviyeden baktığınız zaman İslam dünyası oldukça geri kalmıştır ve yaya kalmıştır. Eğer bizler eğer bizler bu ticari dünyada biz de varız demek istiyorsak kendi içimizde ortaklıklar kurarak Onlarla yarışmak istiyorsak yapacağımız şey bu ortaklık müessesesine çok ciddi ehemmiyet ve önem vermektir. Demin vermiş olduğum o örnek yani 600 yıldır devam eden aile şirketini işte bunun için örnek vermeye çalıştım. Halbuki bizde şirketler daha o şirket ortakları belli bir miktar kar elde ettiği an kapanmaya doğru gidiyor, anlaşmazlıkları yolu açıyor vesaire vesaire. İkincisi İslam Ticaret hukukuna ait o bilgileri elbette ve elbette bilelim. Var ola gelen o bizim tarihi süreçte geleneğimiz içerisinde var olan bilgileri bilelim ama o bilgilerin bazıları belki tarihin rafları arasından kaldırılmak zorunda ama bazıları halen daha geçerliliğini devam ettirmektedir. Bugün bile hukukçular bir araya gelse herhangi bir meselede iştihadi bir yaklaşım öne sürecek olsalar, ortaya koyacak olsalar, bir kanun tasarısı yapacak olsalar, belki asırlar önce İmam-ı Azam'ın söylemiş olduğu, çünkü ticaretin kuralları üç aşağı beş yukarı aynı hani çok ciddi değişmiyor. Öyle olunca belki o kuralları yine bugün kanun maddesi olarak ortaya koyacaklardır. E dolayısıyla bilelim, bilmeyelim demiyorum. Bilelim ama Bunların her birerinin geçerli olduğunu düşünmemek lazım. Bazıları geçerlidir. Tamam, devam edelim. Fantazi arayışı içerisine girmeyelim ama bazıları geçerli değil ise şayet işte onları da hayatımızın dışına çıkartmayı bilelim. ...bunun için mutlaka tabii ki bir bilene sonacağız... ...tutup böyle bir ticaret ilmi hale açıp... ...tutup herhangi bir hadis kitabını açıp... ...lafsın anlamından hareketle kendimiz iştahat yapalım... ...tabii ki demiyorum ama orada var ola gelen hükmün gerekçelerini bilerekten... ...ve günümüz dünyasındaki şartları da bir bütün olarak bakaraktan... ...biz o değerlendirmeleri yapmak veyahut da yaptırmak zorundayız... ...mesela İslam dünyasında siz bu ortaklıkların... Batı dünyasına nispetle çok başarılı olmamasının altında ne gibi sebepler görüyorsunuz? Bakın ben size bir tanesini söyleyeyim. İslam hukuk kurallarına baktığınız zaman, ticaret kurallarına, şirket kurallarına baktığınız zaman burada tüzel kişilik diye bir kişiliğin olmadığını görürsünüz. Mesela insan bir şirket kurdu, o şirket kendi içinde çalışırken borçlandı, o şirket o ticaretinde zarar ederse şirket sahipleri sair mal varlıklarından da o borcu ötemekle yükümlüdür. Bu şirketlerin anonim şirket türünden şirketlerin kurulmasına engel olan en önemli faktörlerdendir. Osmanlı sonrası sanayi toplumunun gelişmesine bakın batıda batıda sanayi toplumunda bu şirket hukukunun ve şirketlerin böyle ayrı gotu derler ayrı gotu gibi çıkmasının temel nedenlerinden bir tanesi anonim şirketlerdeki o sermayedar olan insanların şirkete koymuş oldukları para kadar onunla sorumlu olması, onun haricinde sorumlu olmamasıdır ama bizim İslam dünyasındaki borca bakış açısı maalesef bu hükmün veya da bu yaklaşımın bizim dünyaya gelmesine veya transfer olmasına engel olmuştur. Evet biz işte bu türlü şeyleri bilmez isek değişmesi veyahut da değişmemesi gereken şeyleri bilmezsek o içtihadi yenilenmeleri yapamaz isek şayet o 600 yıllık süren şirket gibi şirketler kurmamız da elbette ve elbette imkansızdır. Gelelim neticeye. Akitlerde değerli dostlar serbestiyet esastır dedim ya ve orada üç tane şey söyledim ya. Bir helala haram harama helal yapmama, ikincisi en genel manada aldatmama ve belirsizliklerin olmaması dedim ya. işte eğer siz böyle bir şirket kuruyorsanız ki bana sormuş olduğunuz, bana sorulmuş olan soruda da kurulan şirket budur. Hani illa bir benzetme yapalım dediğiniz için diyorum. Klasik fıkhi ahkamdaki yeri göstermek için bunu söylüyorum. Bu bir akit şirketidir. Şimdi bu akit şirkette sizin ortaya koyduğunuz o iki kişi şirket kurmuştu. Başka işlerde çalışıyordu. İşler büyüyünce biri bıraktığı işi işin başına geçti ve maaş alması lazım. Ben buna razım diyorsunuz. Üç kişi kurdular. ikisi çalışmıyor ama üçüncüsü o şirkette çalışacak maaş alması lazım. Biz buna razı diyorsunuz. Bakın baştan itibaren burada ne harama helal yapma vardır, ne bir belirsizlik vardır, ne de bir aldatma söz konusudur. Hatta Çalışan ortağın o şirketin sahiplerinden bir tanesinin orada bulunması işin içinde bulunması belki o şirketin çok daha verimli bir şekilde çalışmasına tabii ki neden olacaktır ben en azından öyle düşünüyorum. Dışarıda olacağını, işin içinde olaraktan işi yürütmesi tabii ki önemlidir. Zaten e, başarılı olan şirketlere baktığınız zaman hakikaten bu mevzuyu çok alabildiğine ciddi A'dan Z'ye takiple ancak mümkün olduğunu görürsünüz ki bunu da en iyi yapacak olan insanlar oraya sermaye koymuş ya da emek koymuş olan insanlardır. Ama insan şunu yapıyorsa benim başka yerden gelirim ben maaş almayacağım. Sonunda mahsup ederiz vesaire diyorsa o kendilerini bileceği bir iştir. Mühim olan, mühim olan kendi aralarında anlaşmalarıdır. Dolayısıyla tarım toplumu şartlarında o günün belki ticari kapasitesi, o günün ticari kültürü içerisinde bunu suistimal edebilecek insanlar için ortaya konmuş olan iştihadi bir şartı bugünün dünyasında tam tersi aksine çalışması gerekir, maaş alması gerekir şeklinde yorumlamakta alabildiğine mümkündür. Dolayısıyla ben şahsen bu soruya cevabım evet herhangi bir mahsur olduğu kanatına değilim. Bir tek nokta ile bitirmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis okuyacağım sizlere. Ebu Davud'da geçiyor. Hazreti Şerif buyu 26. hadis. Diyor ki Allah Resulü İki ortaktan biri diğerine hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim. Sadece bu hadis ve bu hadise delalet edecek öyle vakalar biliyorum ki ben şu 60 yıllık hayatım içerisinde anlasam inanın bir iki tane video çekerim. Yani başlangıçta alabildiğine iyi niyetlerle oturmuşlar, kalkmışlar, konuşmuşlar. Sonra da biraz şirket para kazanmaya başlayınca kendi menfaatini önceleyerekten başta vermiş olduğu sözleri bütünüyle unutan öyle ortaklıklar biliyorum ki. Hem de öyle Küçük küçük rakamlar da değil. 1 milyon dolarlık bir şirketin bozulduğunu hakemlik ettim söz gelimi. İnanın canım yanıyor bakın. Onu görünce canım yanmıştı. Her neyse ya bunlar bayağı sıkıntılı mevzular, üzücü mevzular. Geriye doğru gittikçe insanın hayaline veyahut da ne bileyim hatıralarına daldıkça... ...neden neden neden deyip bir türlü cevap olamadığı sorular veyahut da sorunlar. Her neyse para böyle bir şey işte. Her neyse. Evet değerli dostlar. Burada bitiriyorum. Mudarip ortağın veyahut da kurulmuş olan akış şirketlerinde şirkete sermaye koysun ya da koymasın. Şirket sahiplerinin eğer çalışıyorsa emekleri karşısında maaş almasına herhangi bir mahsur yoktur. Çok teşekkür ediyorum. Arzulüme ediyorum hepinize. Saygılar.